Yeni bir hafta, yeni bir sağlık bölümüyle tekrar sizi karşınızdayız. Aziz değerli izleyenlerimiz, herkese iyi akşamlar. Her zaman biz her kere konuşarak, özellikle de cilt bakım üzerine konuştuğumuz zaman, eğer yaz günü olsun ya da kış günü olsun, her zaman biz dediğimiz nasihatlerde diyar gelin en yakın eczacıya. O sene cildiye göre, üzüve göre bir şeyler yapar. Her zaman eczacının rolü çok büyüktü bizim hayatımızda da ve darmaların da önemliliği çok önemlidir. Hiçbir hastalıktan kurtulmasan, eğer darman olmasa, aynı zamanda da darman üzerinde duranların da önemi çok büyüktür bizim hayatımızda, bizim sağlığımızda. Bugün size üçün bir güzel bir konu konuştum ve bu konunun sizden paylaşacağım bir değerli misafirimizden güzel bir ihtisası var. Bu dediğimiz durumlardan, yani de bu dediğimiz konulardan onun üzerine bir saat boyunca sizden olacaktı. Doktorumuz bugün Doktor Hüsam Niyazi, ihtisas kozmetikti, eczacıydı ama tam ihtisası da o terkibleri ki yapar ki güzellik için diye de cilt bakımı için güzel bir uzmandı. Hanı da çok önemli bir konuda bütün izleyenlerimiz inşallah istifade bularlar. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk, sağ ol. İnşallah değerli de bizim için seni bugün katılmağı var. Senin de ihtisasın da çok, çok sağ ol. Önemli bütün toplum için. Doktor, ilk sualımız sana kendini bir yakından tanıtırsa bütün izleyenlerimize. Öncelikle günaydın size doktor hanım. Sağ olun. Ben Hüsam Niyazi, uzman eczacıyım. Kozmetoloji. Lisansım Hindistan'da bitirdim. Sonra muadele ettim Bağdat'ta 2013'te. Başarılıyla geçirdim. Tek hayalim yani lisans zamanı kozmetolog. Kozmetoloji takasına girim, bölümüne girim. O yüzden başvuru yaptım Yeditepe Üniversitesi'nde. Şükür olsun destek oldular bana. Hemen aldılar beni. Başarılıyla güzel formülasyon, hocalardan destek oldular bana orada. İyi hocalar, profesyonellerler. Neyse mezun oldum. Çok da güzel. Sevdiğim işi yaptığım için şanslıyım, hissederim öz özümü. Tabii, inşallah her zaman şanslı olsan ve bölümü de çok önemli. Sağ ol. Gelen zaten ben pardon, çok seçtiğim kozmetolojinin farklı. Babam belki bazılar bilmir, aynı eczacıydı. Doktorası da var, klinik eczacılıkta. Yaşadığım için özden haziyetim bir farklı bir şey seçim. Dördüncü yılda eczacılık bölümünde bu subspecialized var, yani fereyat farmasötikal teknolojiden şampuan yapmak filan yaparken aklıma girdi. O zamanlar Hindistan'da buluşurduk, bir Türk restoranı vardı. Mülhakiye fekafi askeriye gördüm yani, beğendim yani, bir yemek tavsiye etti, sonra evine çağırdı. Arkadaş olduktan sonra dedi, Hüsam neden bir yüksek lisansı Türkçe'de yapmışsın? Dedim ne var? Dedi yeter artık Hindistan. Dedim tamam. Dedi hangi şeyi takasusu sen? Dedim valla kozmetoloji olsa. Telefon etti, aradı, inanmadım ben. Dedi tamam, Yeditepe var, istirse git filan. Yetişiyoruz ne? O zamanlar babam para gönderdi bana. Dönüm Alasaz Irak'a imtihanı bitirmekten sonra. Ben de o iş geldi benim için hastanada klinik eczacılık çalışma diye. Bu paranı sakladım, hemen tikti tuttum, hemen geldim 2 günlüğe sadece İstanbul'a. Bu üniversitenin hayalime koymuştum iyiydi. Ben geldim, subhanallah, hatta supervisor, müşrif diye, risalet magister, onu da buldum. Yani Allah kolaylaştırdı, hayalimde kaldı. İşte bitirdik filan, dönerken baba dedi daha gitme, iyiydi. Şart kurdu, dedi tamam muadelen bitir, okey. Ben de aynı inatlaşma oldu şekilde koymuştum. Tamam, geçtim özün diyeyim, ha baba okey tamam der şey. Her şey tamam oldu. Her şey tamam oldu. Oradan da yani müşrif tapmak çok zordu, senin için sevden olsun. Tabii. Yani her şeyim kontrol altındaydı, her şey kolaydı. Bak Allah kolaylaştırır yani, bir sürü belgeler, sınavlar gittim 2-3 sefer. Tamam dediler, tamam kabul oldu. Güzel geçti yani, bayağı başarılıydı yani.
farklı bir şey. Ergede çalışmak benim şeyimdi. Yani havaslarımdan bir şeydi. Başardık yani. Bitirdim. Mezun olduktan da sonra zaten babamla aynı bir eczane açtık. Takasusu kozmetikte olsun yani. Derma kozmetik ürünleri satsın diye. Derma kozmetik belki de sorarsanız nedir farkı kozmetikten diye. Derma kozmetik ürünleri daha sağlamdı. Neden daha sağlamdı? Çünkü o markalar ki hemen piyasaya atmır, şıpır şıpır katmır. Bundan onu kimyasaldı, nedir, cilde tesir eder, kanserojen yapar, yapmaz diye. Zaten doktor yani hem bir şeyi çok sevse de tam ürəyi ödənir. Sevse özün en iyisini yapacaksan. Aynen. Baba da çok iyi bir şeyler yapmıştı senin için. Hani sen döndürdü bura bütün topluma fayda olsun da. Çok güzel bir ixtisasdı. Başarılar diyerek. Doktor anı da sen tam en önemlisine geldi. Maalesef indi görürüm sosyal medyada çok şeyler var. Çok yanlışlar da var. Çok halet de görürük. Biz de görürük. Terkip kullandım, terkip filan. Özellikle de yani hem bunu istirham ulaştırın bütün izleyenlerimize. Sana da sorum olsun. Olur bu terkipler böyle bir şekilde satılsın, online satılsın. Ben bilmiyorum, ben cildim necadı. Ya da bu terkipleri yapsınlar ya da bu kimyasal maddelerdi ki kullanma. Zaten da biz görürük çok etkisi oldu. Gelip üzü yanıp da gelip başka bir problemler, başka bir sıkıntılar yapar üzünde. Baya maalesef Irak'ta özellikle yani baya yasal şeyler var. Ama biz ben Türkiye'de çalıştığım zaman yani mesela bir küçük bir reklam koyanda eczacı ya da bir farklı bir şeyler hemen onu muhasebe edirler. Burada maalesef ona tam rekabe olmadığı için bir sürü şeyler indirirler. 5 günde beyazlaştırıcı, hemen al hemen güzelleş, bu haltal filaniye, haltal el helva, acib adlar şey kururlar. Ortalıkta var. Ortalıkta var. Sosyal medyada da. Ben bir sürü arkadaşlarım da var, eczacılar. Onlardan da girdik bunlara iyiydi. Yazırıq, baba istirik bunların içindekilerini bilin. Tamam, ben kozmetoloji uzmanıyım, eczacıyım. İstirem bilim, faydalanım. Yani ya da istirem alım. Almaktan önce yani tavsiyem. Yeter ki bilin içinde ne var. Yok bu popüler, bu blokardı. Dirmen bunu bayaza hiç inanmayın yani öyle bir şeye. Hiç hayatta da kullanmazlar. Sadece reklam için yaparlar. Yani satslar üretimi bir para sayesinde bak ne ile. Yani sen tamam okey yazılır memçi olmaz. Ya sırlıdır bir ürün sen hakkı müşteri haksı var almaktan aldığı önce bilsin. Bilsin ne var içinde. Belki alerjisi var bir ürüne yani. Ya da danışsın eczacısından ya da doktorudan bu baba oğlum yani olmaz, hamiladı mesela, alerjisi var bir ürüne yani hatta sağlamazsın ya da bilsin faydası var yoksa yok. Ne yapırlar? Blok ederler bana her seferinde iyiydi. Safhadan da bile blok ederler bana. Bir sonuç almam. Ne demek bu yani? Faydası yoktu. Bir sürü müşteriler de gelirler eczaneye. Eczacım bunu kullandık filan. 5 günde elsiz bele eder bize. Şu anda yüzümüz yanıp bak buna şeydi. Ve her zaman tavsiyem güvende o eczacı o danış ya da doktoru o almaktan önce. Ya da maruf şeyler var yani. Safhalar var maruf şeydiler yani. Ürünleri fikadi. Onlardan sadece alın. Yani hatta muhasebe eder sözlerin. Ya da sorarsız bir şey olanda. Gerçekten yani veya piyasada yayılanıp bu şeyler. Yani her zaman bu kremleri ya da bu terkipleri özellikle de çok yazaktı. Sosyal medyadan ya online alacaksınız. Bir girişte ki ya da bir başka bir yani başka bir ev eşyası da ki ama sen tam üzüme koyduğu bir şeydi. Yani hani da look well feel better. Yani sen de etkisi olduğu zaman senin canına üzüme problem yaptığı zaman sıkıntı olduğu üzü bir parçası yansa sen bir psikoloji duruma geçeceksen uzun uzun vakitler. Çünkü şeydi bizim milletimizde acelesi var. Hemen istiyor. Bu sağlam şeyler ben diyemez yani sabırlı olun. Yani bu
fikale olan ürünler biraz sabır ister, yani bakım ister. Sen yok ihmal edip sen özün 5 günde eczacım toya gideceğim ya da toyum var ya da bir münasebem var. Hemen isterim iyi olun bu lekeler kalmasın. Bu aynı yapı gibidir yani hemen olmaz bu işler yani sağlam şeyler. Bu farklı şeyler çiğ yapan, çiğ alınlı belli diyor ya kortizon var ya bak neler var içinde. Hemen tamam güzelleştirir ihtimal 5 günde şey ama sonra silbi etkisi var cilt üzerine, bakım üzerine ne derken yandırar yüzü sonra daha zor olur iyileştirmesini de. Ben neden diyedim daimen her zaman aranda uzda ürünü derma kozmetik araştırın. Derma kozmetikin farklı kozmetikten ünlü bunun derma kozmetik ürünleri araştırma olupdı. Yani piyasaya çıkmadan önce bu lüks markalar ya da sağlam markalar piyasada marufdu. Ünlü bakarsan yazılı üzerinde kutusunda ünlü mesela 10 bayandan 10 erkek üzerine denetim yapılıptı laboratuvarlarında özel bayağı mesela bir dokuzuna güzel bir sonuç veripti, birisine vermeyipti. Yani kadınlarda, erkeklerde mesela %89 mesela başarılıyla şey. Buna güvenesen markaya. Her zaman derma kozmetik araştırın, kozmetikten daha iyiydi. Yo tecrübe olsun size diye. Tabii yani hani inti gelen ilk önce her kadın en sorduğu normal üzü var. Doktora ya da gelir size hangi üst beklemek şampolar ya da usuller bunlar hangisini kullanım? Siz buna ne şekil yani ögür edersiniz? Bir de ne nesihati olur bütün kadınlarımızda ya da olabilir erkeklerimize ki bizi istiller neler kullansınlar günlük bir şekilde üst yıkamak diye? Üst yıkamak diye öncelikle insan kişi zaten önce bilsin yani üzünün tipi. Tip çok önemlidir. Kuru ciltlerin farklı sorunları var, sıkıntıları var. Yağlıların farklıdır mesela. Hassas ciltler var, o zaten sıkıntılıdır. Her zaman bakım ister. Normal açı var. Yani gelen kuru ciltler mesela yani her mevsimde bir şekilde. Mesela yaz mevsiminde bayağı nemlendirici çok önemlidir. Kış mevsimine gelende ister yani her gusül için sorduğunuz doktor hanım ister ne diye fiyumlu yani ne diyeyim kremli bir üz yıkama olsun hatta çünkü zaten ben her zaman da nasihat ederim nemlendirmek üzü tam en önemli rutindir günlük bir şekilde günlük cilt bakımı için eğer yaz olsun eğer kış olsun ama ben yazda biraz diyorum üzlerine yaz günü bırakın özüm buzdolabında soğuk olsa devredeceğim o yani güzel bir şekilde çabalatırı. Güzel bir şey dedi intihan kullandığı zaman beklemek, temizlemek usulleri nemlendirici olsun ya da fon olsun tabii, içinde tabii. Çok mühimdir. Bizim bazı müşterilerimiz var gelir diğer doktor hemen üzü mesela kurudu ya da hassastı geldi. Doktor bu sabunu kullandım hemen üzüm kurulaştı daha fazla ya da beysi değişlendi, kavamı iyiydi. Ben açıkçası hiç tavsiye etmem. Ben hocam da var idi orada, Profesör Yasemin Hoca, uzunlar. Her zaman diğerdi sabun tavsiye etmem. Sabun neden sorarsınız, neden kimyasal tavsiye etmem? Kimyasaldı. Bir de doktor hanım pahasında bilsen cildi hassas olduğuna 5.5'ti pahası. O yüzden yani normal kalsın diye. Pahası dediğimiz zaman onu isterim bütüne anlaştırırım. Pahası dediğimiz zaman yani üzün humudiyası, kaidiyası ya da üzün pH'i. Her kişiye göre bir pH var, bir pH muayyen var. Onun humudiyası ya kaidiyası özellikle de üzde. O yüzden biz diyoruz seçtiği şey olabilsin yani. Bekleme malzemeleri de eczancıya dönün. Fersen dedi o zaman 5.5'ti yani hani sabundaki, normal sabundaki. Normal sabunda 11'di. Bizim ama cildimiz 5.5'e kadardı. Fersen bunu düşün, üzvü yakıyanda bundan katılı bizim pH'imizi kaldırar. pH kaldıranda ne olur? Bütün kurulaşma, sıkıntılar bütün başlar. O yüzden yani hiç tavsiye etmem sabunu. Yani her zaman yüz yıkama bir iyi, güzel gusül olsun. Hatta
Bazı ürünlerde de sağlam ürünlerde yazılıp pH'ine bakarsan mesela var fiyümde de pH yazılıp da 5.5 4.5'ten 5.5'e. Bu her zaman tavsiyem budur yani her zaman hatta bir sıkıntı yaşamayacak diye. Hatta bunu kullanırsak nemlendiriye çok gerek de kalmaz yani çünkü. Ama Özü sen formlu da özünde öz form nemlendirici var. aynen. Çok mühimdir. Yani hani bunu da kullandığımız zaman çiritimizin tipin belağı nedir der ki bir de eğer bir sensitivitesi var ise hassas var ise ya da başka bir problemler olup özünde bundan önceki de size mi gel değilsin yani bunu Tabii muhammeden danışmanlık önemlidir. seçmeden. Bizde de var müşteriler gelir yağlı düzlere mesela. Yani önerdiğim yani tamam nemlendirici kullanmırsa yaz vakti ama kış zamanı ister. Hiç olmazsa mutlaka neden? Hatta bu cilt beslensin ve yaşlanmasın. O da var iş içinde. Çünkü nem kaybı olur. Nem kaybı olunca bizim Çinci tabakada efendim diyarın epidermiste Çinci tabakada bu nem her ister sürekli nem. Nem ne kadar nemi sağlam olsa o kadar yaşlanma süresini Daha fazla küçük daha fazla kırışıklıklar zaten yani. O kırışıklığı. yüzden bakarız bunlar küçük yaşlarda yani hani başlar küçük kırışıklar var. Üzler nemlendirini iyi nemlendirmek yoktu. İçinde nemlendirmek de çok esas daha. Hani Tabii. cildin bana aslında demek gayet olur. Cildi koyar Doğru. karşılaştırırsın bütün dəyişilmek olabilir. Can içinde dəyişilmek olabilir. Havalarda dəyişilmek olur. Yardımcı olur özüne bunun buna mı gayet olsun. Dedik ilk kere eğer seçti nemlendirici formunu seçsin. Bir 5.5 seçsin. Bir de Doğru. cildinin tipini bilsin. Eğer de Önemli. hassasiyet varsa ya da başka varsa onu desin. Gerek ikinci sen güzel bir şey dedi indi nemlendirmek. Cildin nemlendirmek de çok önemlidir. Tabii. Hani da indi en fazla ben bir şey kullanmadım. Bir mürettep kullandım filan kozmetikten aldım özü filan kemaliyetten aldım Evet. özün. Üzüm kurudu, üzüm hep septi, üzüm başka şeyler septi. Onun yanında da üzüm en güzel nemlendiren de üzüm su içmemizdi. O da Doğru. yani fazla bol bol su içmelerimiz çok önemliydi. Aynı Gelin. bahsettiğiniz pardon. Kış vakti olur mesela ben susamıyorum içimden gelmiyor su için. Bu da çok önemli bir şeydi yani. Su içmek yok sadece sen susandı ya da susamadı diye. Cildin bakımı için ve sağlığı için de çok önemli bir şeydi yani. Çok önemlidir. İçeriden nemlendirmek bu şekilde olur. Her zaman diğer su iç. Tam öz kadar ve göre su iç. Bazı aylarda da fazla fazla. Antioksidant olsun içinde. Hani Doğru. limonlu su içe de bir parça meyvelerden koy içine. Her zaman bunu detox water bunu diyerek nasihat ederek. Gene ama onun yanında yazdan nemlendirmek. O da sizin ihtisasınızdı. Ne nemlendirici krem nasihat edesen normal başarı. Yani normal cilde. Neler kullansın, seçtiği zaman niye baksın, niye dikkat etsin? Aynı bahsettiğim gibi önemli olan dermakozmetik olsun. Dermakozmetik ürünler daha sağlamdı. Çünkü laboratuvarda tecrübe olup bir sürü kişilere sonra piyasaya sokulup ne diyeyim size normal ciltler için yani geç sütü malı olsun efendim nemlendiriciler var. Yani her sürekli nemlendirici zararlı yoktu yani kullanımda. Ama yani nemlendirmek zaten 3 vakit çok iyi olur. Yatmak saatinden önce uyandığı zaman bir de kadınlar, çalışan kadınlar Doğru. döndüğü zaman her zaman biz diyarık Elinden. makyaj Doğru. sil. Yıkanmaktan olsun ya da başka bir normal bir kremle silesen makyajı alasan ondan sonra nemlendirmek kremi meğer bırakasan önce. Şimdi şeyde bahsettiğim gibi bu fiyumlar çok güzel bir şeydi. Hasaten bayanlar için yani hem makyaj temizleme için hem yüzü temizleri hem nemlendirir hem şey yani sağlam bir ışıt verir. Yani bu özellikle çalışan bayanlar için dönülere ve hemen yani yemek hazırlamak var. Haslamak var. Aynen. Üzerlerinde makyajlar var. Doğru. Zahtımlar da çok Kolayca. Çünkü biz tihap bu kapı var. baksak çeşitleri fazladı. Öncelikle makyaj temizleme kullansın sizsin. Sonra yüzü temizlendirsin. Sonra tüner. Bazı ürünler var. Hemen temizlemede bu fiyumlar
üç şeyi bir arada getirirse, hatta kolaylaştırsın kısaca yani bir şekilde. Aynı zamanda da bakım da verir. Güzel. Gerek indi dedik nemlendirici kremde kaldığımız zaman sen yani nasihat etti o yani hani bu şekillerde fum olsun o üç vakitte acaba vitamin E olsun pantofil olsun niye en fazla nasihat edesen kadınlarımız bu kutunu kaldırdığı zaman tekid etsin özünden acaba ikiz bayarıcı acaba yani ne yapsın yani her kadın tabii biz nasihat eder size dönsün egzantriye dönsün o sene göre bir şeyler yapsın sağ için ama her neye dikkat etsin bir tek bir işletme kremi aldığı zaman bahsettiğim gibi öncelikle kendi beşerasının bir baksın nerede ne diyor yağlı oldu ya da kurudu ya da hassas var karışıktı onu da der için bitsin yani. Bazı ürünler var karışıktı mesela. Yanak tarafları yağlıdı, bu taraflar kurudu anlasan. Baktığı gibi aynı. İlk bakanda ürüne baksın dermakozmetikti yoksa yok. Çok muhimdir. O zaman güvene çeker özünü. İyiydi. Menşeine baksın ağzından menşeğini, yani tabii, taklitten. Menşeğe taklit diyor. Yani bunu almadan önce gittiği yer sağlam olsun. Yani eczacı. Eczaneden aslında özün ben önerdiğim daha iyiydi. Tabii. Hatta zaman biz de önerdiğimizde bir şey de olanda danışsın mesela eczacıdan mesela. Böyle bir şey oldu ne yapayım diye. Sonra baksın içindekilere mesela bu kolajindi mesela. Bize yarar yaşlamaya engel olar ya da uzadar çizik çıkmalarını. Sonra vitamin E'de, lipozom olması, lipozom ne demek? Daha hızlandırar işlemesini bu ürünün. Belki sorarsan mesela nerede lipozom diye doktora hanım. Lipozom bu bizim bariyerimiz var. Yani bir tabaka var, ikinci tabakaya, yani birinci tabakamız ipodermizdi. İkinci tabaka diyemsi. Burada bir engel var. Yani himaye diye. Zaten hemaya ben çok zaman çok o himaye çok nasihat ederim. Mekayet olmak. Tabii. Ve bu biz her ürünü koyanda krem oranda %20 o tabakanı geçer. O tabaka zaten aynı karışıklar, şeyler, sıkıntılar oradaydı zaten. Yani ne diyeyim bir aspa ütü vurulmayıptı. Beladı yani tecaid olanda. İyiydi. Ve lipozom tekniki bu lipitten olduğu yağdan için iyiydi. Bazı indi teknolojiye bu şey ediler bu yeni ürünleri yapırlar. İndi o lipitten yani o hacizden %60 atlanabilir bu derme, epiderme yani ikinci tabakaya koydu. Yani. İkinci tabakaya girende ne olur? Etkisi daha hızlanır. Ve lipozom etkisi yani şey lipozom olması daha sağlamdı. Hızlı bir şey versin sana etki, hızlı bir netice versin koydu yağın. Başka ne yani önerdiğimiz de yani bazı yer ben gencim şey 20'lerde bence 25 yaşından başlasın mesela. Başlasın. Ha kullansın bu gece kremleri. Enzim dosta içinde daha iyiydi. Vitamin ile ama başka tabii. Yani vitamin E önemlidir. Her zaman biz diyoruz yani cilt için. Ama çoklar da getirirler diyorlar hyaluronik asit ve vitamin C katırları. Belki de bakarsan gündüz zaman kullanıp bir az lekeler olup yüzünde. Vitamin E, vitamin C ve hyaluronik asitin önemliliğini biraz konuşsak. Hem biz dedik ilk ardım sen öz temizleme şamposun kullandığı zaman mı da egzantriye dönse öz cildiğin tipin bilmirse öz yardımcı olarsan onu bilsin. Dedik de ne şekiller kullansın özü nemlendirme kremlerini de olsun. Gelagın indi en önemli cilde hyaluronik asitte ve elastin maddesi ve vitamin C. Vitamin C antioksidant. Doğru. Hyaluronik asit sürekli kolajinle yenileştirir. Biz bundan bahsetsek. Çoklar meraklıdırlar bu doğru. Bu indi bayağı popülerdi. Hyaluronik asitten kolajin de vitamin C de dedi Rusçumun. Ama önemli olan da aynı bahsettiğim sağlam ürün. Bayağı bir sürü ürünler var yazır mesela bunun iç filan var şey var ama ben kanaatim yoktu yani. İllaki sağlam yerden alın özün sağlam bir marka olsun yani tavsiyem. Hyaluronik kesitli siz cildin tipindendi ve kolajin de aynı. Biz ne diyeyim size yaşadığımız yerde bu
تلوث البيئة، استرس، أنان جناشن يوفي اتكسنان عمر geçtikçe bizim ya da sigara kullananlar insanlar bu baya baya azaldı canımızda. Azaldı nece bu nece diyelim özün çizgileri başlar çıkmaya erken yani. Loş olmağı üzün, koyduğun lastik edin. Zaten ben benzederim her zaman kola için spring'teki bir aynı şeydi. Spring kiminde. Geldikçe aynen. Bu dediği problemler olduğu zaman olabilir erken başlasın. Erken. Düz olsun, düz olduğu bir cildin tünü tam az olar. Tünün salar. O yüzden çizgiler çıkar, küçük çizgiler çıkar ya da cilt ener. Yani hani terahulat koydu yağın olar özünde. Veya 25 yaşından kullanılsa, yani bu gece kremlere dediğimiz için hyaluronik asidli olu, vitamin C'li olu, kolajinli olu, bunlar gece işler, bir enzimat üzerine. Enzimat bu aynı dediğimiz için bu springleri güçleştirir ya da daha sağlam koyar uzun zaman şey etsin, devam etsin. Daha güzel uzun bir de destek olur özne. Koyar özne kaybetmezsen. Tabii başka şeylerden yani hani nemlendirmekte daha da önemlisi sen kolajin dediği zaman da çok bundan sorun var. Hani da kolajin birkaç taipti canda. Çoklar bir kutu kaldırıp getirip bu kolajini doğru. Ben aldım. Benim üzüm için iyiydi. Benim için getirdiler kapıya kadar özün. İsmarladım, online ismarladım. Ya da bu içinde filan meyveden var. Nardı, portakallıdı falan bu doğru. Şeylerden. Kolajin ne şekilde alsın özün? Nasıl ilden başlasın? Bir de 4 tip var. Kolajin nasıl tipi üze yardımcıdır. Almağı, tablet diye, powder diye, şurup diye. Özü şey yani tablet diye yani sene göre hadi sene bağlıdır tamamen. Ama en önemlisi güzel bir soru sorduğunuz ne kadar alabilirim? Ben 2016'da Yunanistan'da bir kongramız vardı. Aynı farmasi diye gemideydi. Bu sorunu sorduk. Hocanın adını tam hatırlamıyorum. Önemli diyor ki tablet olsun ya da şey olsun miktarı önemli olan. Bir de ne kadar devam edesen etkisi. Kursta. Etkisi biz öncelikle verirdik efendirdik 3 ay alını özün. Ama özüdür 6 aydan 9'a kadar hemen o zamandan sonra sonucu bir güzel bir sonucu verirsene beklenti. Bizim de bilsen müşteri ya da biz bir sabırsız insan olduğumuz için mesela bir müşteri aldı özün bir aylığa ya da 2 aylığa döndü. Eczacım ben bir etki görmedim. Bu doğaldı. Ve hususan da biz yaşta ömürde yani şey edirik yani ömrümüz geçir koydu yağın. Benim tavsiyem yani yok da kuzay. Sürekli devamlı bu ürünleri kullanmamız gerekir dıştan. Kesinlikle özellikle yaşadığımız bir sıcak bir ülke olduğu için Irak çimen yani güneşin UV'si bayağı tesir eder bize yani. Bayağı bu kolajinleri kaybettirir bize. Kışta olsun. Kışta olsun hatta bir hocam var ya sordum özünden aynı sanırım İtalya'da 2018'de Cosmoprof bir şey var idi. Bologna'da İtalya'ya. Diyelim bizim siz neden kullansın bu güneş kremleri, bu yağışta, bu bulutlu, bu güzel havada? Nece olsa UV. Kullan. Aynen. Nece olsa kış, yaz, 4 mevsimde olanda kullanmak gereklidir. Bir örnek de vereyim. Biz mesela bahar mevsimi çok kişiler zaten var. Buna hemen geleceğim. Güneş kremi kullanmayıptı. Alipti sefraya gelipti iyiydi. Tam yandı. Tam baktı hemen yandı. Nedir? Esmer oldum eczacım ya da doktor hanım iyiydi. Ne? Anan güneş güzel havada yani neden? Yok. Her zaman çok etkisi var. Bizim pardon UVA'den ve madem eşyaları selaştık. Birisi ifraz eder bu melatoninin hızlandırır yani lekeleri çıkadar iyiydi. Birisi de insanı yaşlatar. Biz dediğimiz bu çinci tabakanı güneş, aynen karıştırar bizimki. O çinci tabakanı
karşı çıkmanın daha hızlandırar bu şekilde. Ve tavsiyemiz bizim her zaman zaten güneş kremini 4 mevsiminde kullanmağı gerekir. Bir soru da ihtimal siz sorarsınız, ne zaman kullanacağını özün. Bazı müşterilerimiz var ya da arkadaşlarımız var ya da ben özellikle ben eczacılık fakültesinden çıktım. Mesela bazı dedik şey etme, araştırmayı bilmezdim efendim ne zaman güneş kremini kullanacağını. Yani bazı şey sayıradım efendim, yadımızdan çıkıp da uğrardık sayıradım. Yok dersene yarım saat çıkmadan hatta güneş taarruz etmeden önce sene kullanıyorsun, hatta kurusun sene. Zaten çok önemlidir. Ondan da öncelikle kolajen tablet üzerine ya da şaraplar üzerine konduk bunu isterim nasihat ediyorum bütün kadınlara ya da erkeklere. Her geldiği yerden alma, tam git egzantiyel en çok ne var kolajen diye üzve yardımcı olan onu yapacaktı. Üze faydalanan onu yardımlayacaktı. Bir de sen sürekli mütabaa eder aldığı zaman ne bir etkisi oldu ne bir problem oldu. Sen daha zaman durudan ne zaman geçeceksen o çok önemlidir. Gelagın rutin, günlük rutinin biri nemlendirmeydi, yıkamaydı. Bunun üzerine de konuştuk, güneşlik kremiydi. Zaten da 2 hafta sonra kuvvetli bir güneşler başlayacaktı. Doğru. Bahar güneşte en fazla etkilenir, yani cildin en fazla problemi çıkar bahar güneşiyle. Güneşlik kreminde nesihat edende sorular diyeler ya git egzantiye, sen yüzüne göre güneşlik kremi doğru var. Bir de kuvvet var içinde. 30 var, 50 var, 60 var. Güneşlik kremde eğer güneşli bugün bulutlu almıyorum yok. Sürekli kullanıyorsun. Bazen ilaçtı da ama iyi bir güneşlik kremi kullansa, iyi bir brand kullansa, bir ticari bir şeyler kullanmasa normal dediği doktor Cosmo Proof ya da Dermato Proof. Bunlar çok mühimdi. Doktor bunu diyorsun sana. Yani sen güneşlik kremi bir tane geldi egzan, yani sen o egzana o güneşlik kremi diye. Sen ne şekilde başlasan özden? Ama ne nasihat olur bütün tip topluma ne şekilde seçsin? Bir güzel bir soru sorduğunuz tip kuvvetlerinden dolayı bizim nece farmakopya var, düsturu sayıda mesela British Pharmacopoeia, American Pharmacopoeia. Aynı kozmetolojide de European Pharmacopoeia var. Yani formülasyon, bu formülasyonlar çi sağlam, çi cilde tesir etmez. Bütün formaları bunda. Biz buna her zaman bu düsturumuz dönüyor özne. Bu düsturda mesela bayağı piyasada görüyoruz mesela SPF'i 80'di, 90'dı, 100'dü. Bu yani şeyde markalarda top mark dermakozmetik diyorlar. Formula European Pharmacopoeia'da şey olan uygulanan regülasyonlardan 50'ye kadar sadece. Bir şey de var, aynı benim hocamdan bu sorunu özellikle anlattı bize Yasemin Hoca, profesördü şimdi Acı Badem Üniversitesi'nde. O zamanlar Yeditepe'deydi benim hocam. Sağ olsun dedi. Önemli olan yani 30'dan yani şurada yarım saat fark eder sadece etkisi yani. Yani sen 50 şeyle bizim mesela müşteri anlayıp da ne kadar fazla olur bizim yok sıcak yerdeyiz. Bunu anlayıp yanlış anlayıp bence sıcak olsa daha fazla kuvvet olsun. Doğru. Ama bu derece cildin 5 derecesi var cildin derecesine göre. Doğru. İndi de bayağı geliştirildi yani şey güneş kremleri. Çıxır mesela sivil cali ki mesela bir xas bir şey var. Güneş koruyucu var vakişemiz. Hem bu diyağın bu sivilce habi şebabların düzeltir ya da azaltır. Hem de aynı zamanda cildi korur. Aynen de öyle kendi de azlaştır. Aynen de zaman sana güneşten korur seni. Bir de var mesela yaşlanmaya engelli. Sen güzel bir güneş kremi sağlam alsan özün. Yani aynı zamanda sen cilt bakımı yapsın sağlıkçı özün. Yani hem cildi korur hem de yaşlanmaya engeller, anti-aging işleri. Yani düşün mesela sen gece kremde kullansan lentecik, sabah da hem yani çiğ işleyen güneş kremi kullansan. Bir soru da daha bilen fikir o da ihtimal diyorsan ne kadar sürer bu güneş koruyucular?
Ben tavsiyem her yani sadece 2 saate kadardı bu güneş kremlerimiz. Yani her zaman tazeleme 2 saat önemlidir. tabii koymak çok önemlidir. Doğru. Yani 2 saat yazdaysa, 2 saatten önce de edebilseniz yenileştirmiyoruz. Özellikle de yazda mesela ya da bu bahar dediğimiz kimin güneşi berbattı. Barbattı. Yarım saat önce, ondan da önce seçtiği güneş kremi eczancıdan seçiyorsun. Danışın. Göz ve üzve göre yağlıdı yemek diye ki Ya da karşılıktı ya da kurudu. kurudu ona göre. Bir de derecesin senin cildin tüne göre seçecekti. Aldı o zaman güneş kremi yarım saat önce bırakacaksan üzüde 2 saatte bir doğrula yeniləşdirəsən özün. Var deyirlər 4 saatlikdir, var deyirlər 6 saatli. Ama bu şeyler tam Yoktu. yanlışdır Ha, yani. tabii. Yoktu yani. Ama 2 saatte bir sen güzel bir neticeye ulaşmak için bu güneşten kurtulmak için çok önemlidir bu şekilde Hatta kullanasan özün. indi ürünler çıkıp da güneş kurucu şeyde leke açıcı da işleri aynı zamanda. Yani çiğ işleri, çiğ üç işleri yani güzel bir şeyler hakikaten yani. Zaten daha ne olan lekeler de olduğu zaman diğer gözün güneş kremi çıksa çıkmasa Kullan. evdeyse yazdaysa Doğru. kullan. Yani bu bütün researchler ya da bohatlar almaya bunu ispatladılar. Güzel bir işi var ki ilaçlaştırır. Lekeler de ilaç yapar. En fazla hani gençlerimiz özellikle de bu fetrede 17-18 yaşından fazla başlar üzler tam iltihaplı habler ağrıları çok bir probleme geçirir, sıkıntı yapar. Olabilir bunda kuvvetli bir iltihap olsun özünde. Kimse terk ki iltihaplar olar yapar özünde mıstık böyle yeride kalır. Onu da Doğru. ilaçlaştırmaz. Her zaman biz nasihat ederiz bir bunlar ne şekilde inaya yapsınlar öz kendileri için ama bu şekilde beşerler gelse yanma neler yapacak bilez sözler için. Öncelikle mesela doktoru var ise Tabii doktor iyi de. bakasan yani dermatolog doktoru ne yazdı Bözcü? İlacı nerede? Var mesela yağlı üzdü maalesef mesela şeydi bilmir nemlendiricisiz kalıptı. Retinol gibi şeyler aldı. Bunlar da bilsiz. Ekniye karşı eleceğe bütün nedir? Üzü kurulaştırar. Tavsiye de seni özüne nemlendirici daha bir iki kat kullansın mesela. Özleri yok yağlıdır benim üzüm. Ne gerek var filan ama kullandığı zaman bu ilaçları görür sonucu üzü kurulaştırırlı. O zamanlarda birisi benim belki de ben Çinci külliyaydım aynı babamın arkadaşı vardı gönderirdim ben bilmezdim o zamanlar yani yağlı da üzüm giderdim sivilceye karşı ilaçlar yazardım hem çıra çetede kullanırdım üzüm böyle kabuklu olardı tamam tabi kozmetik girince kozmetik ürünleri yapınca anladım ki yani bu şeyler yani nemlendiricinin ne kadar önemli olduğunu bu ilaçlardan ve yani hatta yağlı üzlü olduğu için de. Daha önemli var. Heh. Hani da biz dediğimiz zaman bu habler ki çıkıyor özellikle de gençlerde güzel bir konu dedi. Sen eczancıdan. Sen maşallah güzel bir uzmanı da var kozmetolojide biz gene dedi o doktoruna. O yüzden bunu isteyen bütün izleyenlerimiz doktora dön. Daha iyiydi. Sen olabilir birkaç iltihaptan geçti. Olabilir bir sistemik bir problem var. Sende Doğru. bunu daha fazlalaştırır. Ve bunu bulmak çok önemli. İkinci adım terkip yaptığı zaman her geldiği yerde yapma. Doktor yazdığı terkipler tam uzmanlar var. Onun yanında yaptır. Olabilir de onun da bir bilgisi olar. Fazla bir şey yapar. Senin için üzüva göre. Aynen de fazla bu gençlerimiz ki yemek yerler yağlı yemektir, baharatlıdır, acı yemeklerdir, çok şirin Doğru. yemekler özellikle hani kızlarımızdan fazlaştırır bu hableri. Doktora gittikten sonra kremleri aldıktan sonra önemli desem bu yemek ve makyaj olasan. Bir de havlular, yataktan, yastık çerçeveleri günlük bir şekilde mi girdiğinizin daha iyi havlu kullanmasa başka temizleme şeklinde ki o şekilde silmeyesen sada bes kuruldasan yağın alasan ya da suyun alasan üzün. Bu da çok önemli adımlardı. Onu da döneceğim senin doktor terkip dediğimiz zaman
Bir dene gelersene diğer doktor bu terkibi arkadaşım çok kullanmışlar. Mem için de bu terkipten ela. Mem de aynen sorunum var. Bunlara ne diyeyim ha Tabii Osman? gelenler sadece bizim eleşte de oldu bu şeyler. Bu şeyler Mesela aynı. yani ne diyeyim sana bile bebek biledir komşumdan geldim aynı bu reçeteye iyi olupti. Mesela komşumun uşağı iyiydi ve yani bu şeyler karşılaştırırız ama ne diyeyim sana kişi kişiden farklıydı. Farklıydı. Bacı Sorun kardeşten sorundan ha farklıydı. sorun sorundan farklıydı. Geçsek de cilde şeye cilde göre karşılaştırır. Geldi bir sürü müşteriler mesela. Onlara ne diye cevabı var? Ne nasihat edesem bunlar? Bunların nasihatim tabii ki de ya aynı doktora dönsüler ki Hısımlı hısımlarıdır ya da akrabalardı eleşeceksin. Eleceğim. üzerlerine göre bir şey yap ürün tavsiye etsin ya da yazsın reçetede. Ya da gelsin bize eczacıya mesela ona göre bir farklı üzüne göre, tipine göre, sorununa göre bir şeyler Bir vererek şeyler o üzüne uygun yaparsınız olsun. için. Günlük yani rutininden biri cildin takşiridir. Pildi. Tabii. Ben her zaman nasihat ederim haftada 2 kere bir tek üst kendisi için takşir yapsın. Her zaman da diyorum o mukaşirlerden 2 pil maddeler var. İçinde egzantçılar yanında var. Olmazsa biz evde şeyler var Doğru. yardımcı olabilir cildin. Siz ne nasihat edeseniz şekilde pil yapsınlar özel Bizim için. Haftada aynı 2 kere bu ölmüş halıyeler ağzından alsın doğru cildinden. örü derileri. Tabii ki de öncelikle cildin tipi farklı olduğu için mesela yağlı edebilir bu bahsettiğimiz gibi. Haftada 2 sefer yetsin özün. Kış yaz sıkıntı yoktu ama bizim geldiğinde kuru ciltler için, hassas ciltler için bence yani kış mevsiminde durdursunlar peelingi. Yani ya da bir mesafe versinler yani bir ayda bir yani Kuru ciltler. aynen kuru ciltler için tavsiyem budur yani Ama mevsimde. özel piller var. Tabii ki Zaten de da aynı bahsettiğimiz gibi medikal doğru. pillerdi. Hani da sen öz eksançı bilirsen bunun piller içinde neler var. Senin yüzü uyarıyor. Senin yüzü kuru diye kuru dergi. Haftada 2 kere yapasan özün, ayda 2 kere yapasan özün. Doğru. O da çok önemli. Size bir ardım atsın. Tam yüzüne göre yani bir Şimdi şeyler güzel yapsın. ürünler var. Bayağı organik diyen koy. Full tabii de. Mesela ürün var. Kadoli adıyla. Mesela üzüm çekirdeğinden. Yani üzümün tohumundandı. Ben çok tavsiye ettiğim bir ürün olduğu için. Mesela maskları var bunun. Bizim bilsen sabahtan çıkırız. Gece Gece. döndük. O zaman o kadar çok zamanımız yoktu. Bu peeling edeğin bazı şeyleri unuturuz. Bunda ne var? Aynı bahsettiğimiz gibi. Hem maskti, hem peeling, hem bu yağlı yüzler için her zaman mesamat açıldı. Hani onu Zaten sıklaştırır sağ uçu. sıklaştı. Hem de Aynen aynı de zaman organikti. organikti bir de anti-aging işleri. Anti-aging neden? Antioksidan yani gençleştirme şeyi de Sistemler. versene, bir parlak da versene. Hatta da bir 5 dakika girende o eve vurursan özün, yani hatta özü yakam sen. Maske vurursan tamam bir 10 dakika renk değişir savcı. Mesela rızası ise pembeye vurur, yaksan özün. Hem özü temizlisen, Temizler dedi hem o için organik. bayanlar için mesela make-up'tı, göz çevresine ne diyeyim size eyeliner koyuptu. Tabii. Hepsini bir sürü temizlir çözün. Hem kazansın peelingini, nemini şey anti-aging'ini. Böyle ürünler Çok de var güzel. yani. Çok güzeldi. Hani da üst en mühim, en dakik, en hassas bir şeydi. Zaten da sen daha ekonomi diye yani. Aynı Sen zamanda ha. kendi o bu dediğimiz rutinlerden geçsen güzel bir şekilde makyaj olsa o özne geçirecekti senin müstakbelen başka bir koy diye tedahüle edi daha fazla ki para senden çeker. Basit bir ardımlardı ama her zaman kimyasal kullandığına kullandığı egzantçıdan bul özün. Oradan bul özün. Onun yanında güzel
bir ihtisaslar var, bunun bilgiler var, neler var her krem içinde. Sağ bir yolda bunu kullanmak çok önemlidir. Tam adım atmak, online'dan vazgeçen, sosyal medyadan vazgeçen çok önemlidir. Ben de çok organik her zaman tavsiye ederim. Ağzından detoks su içmek, hiçbir şey dergi, zahmet dergi. Ağzından pil yaptığı zaman limonla yap. Limonun çok önemli var, vitamin C var, antioksidan güzel bir şekilde demişler, pekler cildi. Çok güzel anlattı doktor. Bir şey Zaten var, da pardon yani. size. Bazı insanlar var, mesela bu popüler insanlar koyduğun Ki sosyal müftülerden de, medyada, ki sosyal medyadan bloglar, diyorsanız da. YouTube'lardı. Aynen, bahsettiğim gibi baksan özün mesela 50-60 yaşında adı gözkürü 35-40 yaşında adı koyduğun. Örnek vereyim mesela Şaruhan'dı, belki de benim babamın muhalinden de, ama baksa o çok fark var. Nedendir biz baştan bu güzel ürünleri, sağlam ürünleri kullanmanın faydası var. Faydası var zaten. Zaten bir kırışlık olduğu zaman geçmeyecekti. Ama sen o el altında ardımlar var ki geçleştirir üzerinde, daha fazlaştırır. Daha gençleştirir seni ömürde yaşta. Çok güzel saatiydi doktor. Çok güzel de anlattı zaten bilgileri. Bizim çiva toplum için çok değerliydi. İnşallah tekrar sen bekler başka İnşallah, bir konularda. Çok teşekkür ederim. Ben de memnun ederim. Oldum bu fırsat verdiğiniz için. İnşallah devamıyla gele. İnşallah doktor. Devamlı da bekleriz seni. Bu güzel bilgileri bütün milletlerimizden, bütün bizim izleyenlerimizden paylaşacağım. İnşallah edebiyatı fayda bulan aziz değerli izleyenlerimize bu güzel bir bilgilerden doktor Hüsam Niyazi sağ olsun bizimle katıldı bugün. Sizin için bir saat boyunca güzel bir bilgiler verdi, güzel bir nasihatler verdi. O masajlarımız inşallah bütün izleyenlerimiz devam edip de onun yolunda. Hoşça kalın, sağlık kalın.